Ünsal'dan sonra Deli Kenan da peşimize düşer. Al başına belayı. Başladık yine ya. Vallahi kardeşim ya. Bir de o eksikti yani ha. Ya Şevket. Hı. Ne desen haklısın kardeş. Şevket. Bakışlarından anlıyorum, biliyor musun kardeşine baktığını? Ben de zaten kardeşime bir zarar gelecek diye korkuyorum. Bu Deli Kenan manyak, geri zekalı. Mezardaki ölüyü ne yapacakmış? Çıkartacakmış, karnına mermi dolduracakmış. Geri zekalı işte. Duydum ya, manyak herif. Her şeyi beklenir ondan kardeşim. Allah muhafaza. Ya tam Betül'e kavuştum derken şu başıma gelen işlere bak yine ya. Vardır be kardeşim, vardır. Sen kafanı takma, iyi düşün. Vardır be, vardır. Çay güzel. Çay güzel. Zehracığım, küsmenin zamanı mı şimdi? Ya, önümüzdeki hafta nişanınız olacak. Yani saçmalamayın Allah aşkına. Ya, gören de bunlar gerçekten birbirini seviyor falan zannedecek. Zehracığım bak, Ziya Hoca'yı buluyorsun, bir an önce konuşup barışıyorsun. Ona göre. Çok ağrıma gitti Selin. Aldatmak dedi ya. Ya tamam, yani orada birazcık hani ağır kaçmış, tamam. Yani sonuçta bir cami hocasının bu şekilde konuşması, yani uslubuna dikkat etmesi gerekiyor. Ama adam da haklı be. Selin. Zehracığım ben olsam yani ne bileyim öyle söylerdim. Fıstık gibi sevgilim olacak, o da Kara Faruk, Kara Faruk diye dışarılarda gezinecek. Yani ne demesini bekliyorsun ha? Gıcık. Bak Zehracığım, yani biraz da Ziya Hoca'nın açısından düşün. Yani sonuçta bu oyunu sadece sen ve ben biliyoruz. Mahalleli, çevresindeki hiç kimse bilmiyor. Yani adamın da bir onuru, gururu var. Benim de bir onurum, gururum var Selin. Buyurun. Merhaba. Zehracığım ben sizi yalnız bırakayım. Zehra Hanım, bugün kamelyadaki konuşmamızdan sonra özür dileyecek fırsatım olmadı. Kusura bakmayın, birazcık ağır konuştum. Böyle tıpış tıpış özür dilersin işte canım. Rica ederim Ziya Hoca. Unuttum bile. O zaman bu kırgınlığı düzelttiğimize göre bir an önce ne yapacağımıza dair bir plan yapmamız lazım. Yani gidelim her şeyi açıkça söyleyelim merkeze, yoksa bu oyuna akıllıca bir şekilde devam mı edelim? Lütfen hocam, devam edeceğiz tabii. Dedem kahrından ölür yoksa. Ben de kimsenin üzülmesini istemem. O zaman hafta sonu nişanlanacak bir çift gibi davranacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bundan sonra birbirimize yalan söylemeyeceğiz. Bu konuda anlaştık mı? Anlaştık. Yani şu Semih ve Kara Faruk mevzularında en ufak bir yalana bile tahammülüm yok artık. Tamam. Bir de Zehra Hanım, kusura bakmazsanız bir şey soracağım. Siz bu Kara Faruk'tan gerçekten hoşlanıyor musunuz? Biraz etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Ama bir daha görüşmeyeceğiz, merak etmeyin. Vay, bir de açık açık etkilendiğini söylüyor ya. Bir daha görüşmeyeceğiz derken? Yani? Sonuçta sizinle sahte de olsa bir evlilik yapacağız. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Ona bir daha karşıma çıkma dedim. Ah Zehra, hani yalan söylemeyecektin? Hı? Gitme diye yalvardın kızım bana. Yani gerçekten tebrik ederim Zehra Hanım. Yani çok üstürüplü konuşmuşsunuz. Onu bir daha göremeyecek olmanız sizi üzüyor mu peki? Yalan söylemeyeceğiz ama bak, hatırlatırım. Evet. Evet. Son bir kez daha görmek isterdim. Allah Allah. Neden? Ben küçükken çok sevdiğim bir masal vardı. Rahmetli annem ben uyurken hep o masalı anlatırdı bana. Beyaz Atlı Prens masalı gibi. Bir gün anneme sordum. Senin Beyaz Atlı Prens'in baban mı dedim. O da hiç tereddütsüz evet dedi. Niye dedim? Babamın atı mı var? Çocukluk tabii. Anneniz ne cevap vermişti? Sadece elini tutman yeter demişti. O an hissedersin. Kalbin bilir, anlar demişti. Anladım. Yani siz de o yüzden Kara Faruk'u son kez görüp elini tutup ne hissettiğinizi anlamak istiyorsunuz yani. Yani peki ya hissederseniz, yani
beyaz atlı prens olduğunu hissedersiniz demek istiyorum. Merak etmeyin. Ben sizin yaptığınız iyiliğe nankörlük etmem. Her şeyi gelip size anlatacağım. Size asla yarı yolda bırakmayacağım. Ben de sizi yarı yolda bırakmayacağım Zehra Hanım. Merak etmeyin. Hocam size yalan söylemeyeceğime söz verdim ya. Ne oldu, sözünüzü tutamayacak mısınız? Tabii ki hayır. Bir duygumu itiraf etmek istiyorum. Ulan yoksa benden hoşlandığını mı söyleyecek? Ne zaman başım derde girse sanki Kara Faruk bir yerlerden çıkıp beni kurtaracakmış gibi hissediyorum. Sanki bir yerlerden beni izliyor gibi hissediyorum. Kızım burnunun dibindeyim be, kör müsün? Ne bileyim, başıma kötü bir şey gelse hep yanımdaymış gibi. Korumak için bir yerlerden çıkıp gelecek gibi. Ne vicdansızsın sen ya. Seni seven adama başkasını böyle düşündüğünü nasıl söylersin? Ulan çok şükür o başkası da benim, yoksa ne yapardım lan? Hocam. Hı. Kızdınız mı böyle söyledim diye? Yok yok. Kızmadım ya. Niye kızayım ki? Onu benden siz aldınız. Es. Onu benden siz çaldınız. İstanbul sokakları. İstanbul. Ah lan Ekrem. Sokakları. Ferru abi. Sağ ol. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol, hoş bulduk. Abi otursun. Sağ ol. Ay. İyi ettin geldim be abi. Asıl sen ne iyi ettin de çağırdın be Ünsal. Benim de çok ihtiyacım vardı biraz efkar dağıtmaya. İçmiyor muyuz? Ha. Tamam, sağ ol. Hoş geldin. Sağ olun ha. Oh. Oh. Ünsal. Bıktım be oğlum. Vallahi. Ya bu Tülin'in dırdırından, sinirinden, azarlamalarından bıktım usandım. Ne diyeyim abi, ne diyeyim? Hayır. Ne kızımın gözünde bir itibarım kaldı, ne yeğenlerimin gözünde. Otursam kabahat, kalksam kabahat. Ah. Ah bu kadınlar yok mu? Ah. Huysuz ve tatlı kadınlar bunlar, yok mu bunlar? Ya bak onu doğru söyledin. Ama onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor insan. Ne yapacaksın? Ya şu halimize bir baksana oğlum. Sen iki günde böyle darmadağın olmuşsun. Ben iki saatte 10 yıl yaşlandım. Ne yapacaksın? Kadınlar böyle ömrümüzden azar azar çalıyorlar işte, ne yapacaksın? İçelim abi. İçelim. Kazıdım adını, iki hece, hale, rüya gibi. Şşş. Musa, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ali'ye şiir yazıyorum. Ha. Ama bir yerde takılı kaldım, bir şey uyduramadım ben oraya. Bilimler misin abi? Aha. Yüreğime kazıdım adını. Bak o güzel. İki hece, hale, rüya gibi. Oraya bir şey lazım. Şu başını bir daha oku bakayım. Yüreğime kazıdım adını. İki hece. Hale. Rüya gibi. Heh. Yüreğime kazıdım adını. Bir rüya gibiydi. Hala unutamadım yemeklerinin tadını. Nasıl? Abi tamam, ben Hale'nin yemeklerini özledim de kendimi affettirmeye çalışıyorum ben şimdi. Onu... Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
Özledim yemeklerini. Kalk kalk uçana. Özledim yemeklerinin tadını. Al. Ne oluyor ya? Müsakin bunlar. Tanımıyorum ki kimsiniz siz hanımefendi. Niye buradasınız? Affedersiniz. Tanışıyor muyuz? Bunlar tanıyorlar birbirlerini. Ne oluyor ya? Hanımefendi kimsiniz? Selin Hanım, ben sizin karşınıza çıkmak istemedim. Benim sizi rahatsız etmek gibi bir düşüncem yok. Sizin geçeceğinizi bilsem ben burada oturmazdım. Ne ilgisi var Levent, saçmalama. Ya seni gördüm öyle geldim. Nasılsın? Sağ ol. Bu kızlar... Kimdir oğlum bu kızlar? Bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. İşinize bakalım. İçelim güzelleşelim. Ya güzelleşelim dedin de abi, bak aklıma ne geldi. Haliyle bizim düğün aklıma geldi de. Ya o zaman senin saçlar vardı. Ya sen ne yakışıklı bir adamdın ya. Hey gidi günler. Hey. Hale. Ulan Levent. Ulan Levent, yaktın lan beni. Tutamadın lan çeneni şerefsiz. Bu şiir iş yapar mı abi, affeder mi beni? 10 numara yaz. 10 numara. Ya bunu yazma oğlum, bunu yaz. İstifa kararım kesin Selin Hanım. Zaten dilekçemi amirime verdim. Ünsal amirim benim yüzümden Hale Yenge'den ayrılacak. Herkesin hayatını mahvettim ben. İnsanların benimle kurtulması lazım. Seninle ne ilgisi var? Yani ben bildiğim bileli onlar hep kavga ederler. Hem sen kendini niye bu kadar yükleniyorsun? Ben sizi de çok üzdüm Selin Hanım. Ama inanın benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Neyse, siz de sevinin artık. Benden kurtuluyorsunuz. Ben bir daha sizin karşınıza çıkmayacağım. Ben gidiyorum Selin Hanım. Hakkınızı helal edin. Nereye gidiyorsun? Çok uzaklara. İnsanların bana ezik demeyeceği bir yerlere gidiyorum Selin Hanım. Allah'a emanet olun. Allah sizi sahibinize bağışlasın. Gece ne gezdin buralarda ya? Ne var ya? Ne geliyorsunuz? Yavru, yolunu mu kaybettin sen? Sana ne? Uzak durun benden. Uzak durmazsak ne olur?
mutfakta seni kestik, kimsenin ruhu duymaz. Cenk. Ne tatlı bir şeysin sen evde. Bırak. Ne pis pis nefes veriyorsun be. Pis be. Vur. Öyle Faruk. Hepsini yerle bir etti. Biliyordun geleceğini, beni kurtaracağını biliyordun. Sen benim beyaz atlı prensimsin. Hocam. Benimki geldi yine ya. Hocam bir sorun vardı ya. Öf Fici abi ya. Öf koşturup durma oğlum peşimden. Düşeceksin, kafanı yaracaksın, başına bir şey gelecek. Ya soru aklına geldi mi benim peşime koşuyorsun. Oğlum bir dur, soru demlensin. Bir kıvama gelsin. Allah Allah ya. Hocam sözünüz bittiyse sorumu sorayım mı? Of Fici abi sen hakikaten var mısın yok musun ben anlamadım ya. Sor. Hocam şimdi diyelim ki çok paramız var. Ne kadar çok? Hocam öyle böyle değil ya. Böyle diyorsun yani. Hocam şimdi Allah muhafaza bu kadar çok parayı faize bulaşmadan nasıl saklayabiliriz hocam? Saklamak şart mı? Yani hocam ben bir şey düşündüm ama olur mu bilmiyorum. O güzel beynin ne düşündü acaba? Bir söyle bakayım. Hocam diyorum ki böyle bir sürü ev, kat, yat, araba bir de milyonlarca tavşan alalım hocam. Tavşan mı? Evet hocam ya ben çok seviyorum tavşanları. Böyle mübarek hayvanlar o kadar güzeller ki hocam. Rica. Şimdi şu yaptığın hiç yakışık aldı mı ya? Sokakta o kadar fakir fukara var. Sen aldın sermayeyi tavşana yatırdın ben. Ama hocam. İhtiyaç fazlası saklanmayacak Hicri abi. Fakir fukaraya dağıtılacak. Ama hocam tavşan. Başlatma tavşanla şimdi ya. Ruhmuş. Allah'ım ya Rabbim. Tavşan hocam, mı? Hocam tamam binlerce alalım hocam. Tavşan hocam. Hocam tavşan böyle bak. Hocam ne güzel hayvanlar ya. Ulan Hicri abi rüyada bile rahat bırakmıyorsun ya. Tavşan ne lan? Of. Rüyada tavşan görmek ne demek hocam? İyi de ben tavşan görmedim ki. Bizim Hicri abiyi gördüm ya. Allah'ım Hicri abi kabus gibi adamsın. Gideyim bir hava alayım. Vallahi billahi garip garip rüyalar görmeye başladım. Ne oluyor lan? Gece gece nereye gidiyor bu yine? Ama Kara Faruk'un beni kurtarması için birinin bana saldırması lazım. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Koca adam utanmıyor musun gecenin bu saati sokaklarda içki içmeye? Çoluğun çocuğu yok mu senin? Sen ver bakayım şunu bana. Güzel kardeşim, gece gece bulaşma. Yürü git başımı meraya sokma. Her tarafın bela olsa kaç yazar be? Korkacağım mı sandın? Gerekirse sabaha kadar burada duracağım, gitmeyeceğim bir yere. Hadi bakalım. Karafan, neredeyse antik artık. Bak zor durumdayım. Kurtar beni. İyi tamam be. Delikanlı bir kıza benziyorsun. Buyur. Beraber oturalım. Senin yaşlarında benim de bir kızım vardı. O da sinir olurdu içmeme. Ay adam içmeyi bıraksıyor. Bir şey soracağım. Sen neden gece yarısı dışarıdasın be kızım? Ne
Ferra Hanım. Kara far. Bakın bu saatlerde bu sokaklar pek tekin değildir. Siz ne arıyorsunuz burada? Ben birini arıyordum. Buldunuz mu peki? Buldum. Seni buldum Kara Far. Neden arıyordun beni? Ama bunu konuşmuştuk yani tavşanım. Tavşanım mı? Yok. Ya ben tavşanım. Yani tavşanları severim de bu bakımdan ağzımdan kaçtı. Ulan Hicci abi. Hep senin yüzünden. Sen beni seviyorsun. Bana tavşanım dedi. Ama bunu konuşmuştuk. Ama sen de karşıma bir daha çıkmayacaktın. Ben karşınıza falan çıkmadım. Sadece denk geldi o kadar. Ayrıca biliyorsunuz siz. Biliyorum. Bir daha görüşmeyecektik. Biliyorum. Hafta sonu Ziya Hoca ile nişanlanıyorum. Bunu da biliyorum. Ondan sonra onunla evleneceğim. Bunu da biliyorum. Ama bir şeyi anlamam lazım. Beyaz atlı prensim benim Zehra. Haleciğim, gazeteyi bir uzatabilir misin lütfen? Bu ne? Vallahi ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Kim bu kadınlar amca? Vallahi ben de tanımıyorum Halim. Kalıbına Ferruh. Ya kızın yaşında kızların masanda işi ne ha? İşi ne? Yazıklar olsun. Kim bu kadınlar ha? Kim bu kadınlar? Tanımıyorum Gülin. Yemin ederim tanımıyorum. Ya bir de sadece arkadaşız de tam olsun değil mi? Amca, bunları Ünsal mı getirdi? Ya izin verin de bir anlatayım. Ay neyi anlatacaksın Allah aşkına? Neyi anlatacaksın Ferruh? Her şey ortada ya. Ne oluyor ya ha? Ne oluyor? Amca lütfen gerçeği söyler misin? Ünsal'ın ne alakası var bu kadınlarla? O mu getirdi diyorum? Şimdi bak Aleciğim, Ünsal şiir yazıyordu. Ünsal bir de bu kadınlara şiir mi yazıyordu? Şiir yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Allah'ım devesi. Dede, mevzumuz şiir değil ama lütfen ya. Ya nişan üstü, bizi düşürdüğün şu duruma bak. Bütün rezilliğin gazetelere çıktı. Ben insanların yüzüne nasıl bakacağım Ferruh? Ya ben bu yaştan sonra aldatılacak kadın mıyım ha? Ben sana boyunca evlat verdim. Ay sana yazıklar olsun. Sana bin kere yazıklar olsun ya. İnanamıyorum. Sen aptal mı sanıyorsun beni adam? Zannettiğin gibi bir şey değil. Ya ne zannettiğim gibi bir şey değil? Bir
Bütün rezilliğin gazetelerde işte. Herkes gördü. Pis yılan. Ya koynumda bayağı yılan beslemişim ben. Bana bunu yapmayacaktın Ünsal sen. Feru, bu Ünsal sahtekarıyla senin ne işin var? Lütfen cevap ver bana. Ha? Şimdi babacığım bildiğiniz gibi... Biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. O Ünsal denen kanunsuz kanun adamı tabloyu ben buldum diye bize yalan söylemedim ha? Sen hala niye onunla görüşüyorsun? Onu anlamıyorum ben. Babacığım... Bak, ne babası ya? Ne babası? Şş. Ne işin var o adamla? Cevap verme. Cevap verme bana. Bak, karısı onun yüzüne bakmıyor. Sen nasıl o adamla aynı masada oturuyorsun ha? Cevap ver bana. Babacığım... Gül, kesin. Kim o kadın Ferruh? Kim o kadın? O çengel bulmacadan kafanı kaldırdığın ilk an bulduğun kadın kim? Tülin. Ya ne Tülin'i ya, ne Tülin'i? Yine tanımıyorum diyecek. Hep sus sen zaten, hep sus. Hiç söyleyecek bir lafın yok senin. Pısırık, pısırık pis. Alo, Ünsal? Sana sırtımı döndüğüm ilk anda böyle karıların kucağına mı atacaktın kendini? Hayatım Allah canımı alsın tanımıyorum. Hiçbir ilgim yok. Bana lütfen bir açıklama yapar mısın? Kim bu kadınlar? Ya niye inanmıyorsun Hale? Bu kadınlar kim Ünsal lütfen? Bak sevgili... Konuşma hiç bir şey söyleme bana tamam mı? Canım... Bundan sonra yüzüme bakmayacak. Gel. Ünsal abicim merhaba. Selin, hayırdır? Vallahi inanmayacaksın ama bu sefer Levent için geldim. Telefonu var mı sende? Ne yapacaksın telefonunu? Yine sarkıntılık mı ediyor? Yok yok öyle değil. Ya geçenlerde arabamla onu çarpacak gibi oldum. Ya ben de azarladım, bağırdım, çağırdım tekrar karşıma çıktı diye. Ama bu sefer gerçekten tesadüftü Ünsal abi. Zaten çok üzgündü. Ben de öyle bağırıp çağırınca hüzünlü hüzünlü baksa gitti. Esseydin onu. Tamam tamam. Demedim farz et. Ya son zamanlarda olanları biliyorsun zaten. Evliliğimin içine etti. Hem sen ne yapacaksın bu salan telefonunu? Ya çok kötü görünüyordu. İçime dokundu. Gönlünü alırım. Yani yazık günah. Telefonu kapalı. Boş ver sen de. Arama. Ya. Ya bak bana musallat oldu. Benim hayatımı kaydırdı. Senin hayatını da kaydırmasın. Ünsal abi şu an kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Rahat edemem şimdi. Şey ya kendine bir şey yaparsa? Keşke. Keşke. Yapmaz öyle şey. Yapmaz. Beceremez. Onun bu hayatta becerdiği tek şey var. Benim evliliğimin içine onu da çok iyi becerdi. Ünsal abi rica ediyorum lütfen yani yine bir sorup soruştursan. Tamam canım tamam. Ben adresini birine gönderirim. Bir şey olursa da sana haber veririm. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. Hadi be oğlum hadi be oğlum. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Kime bakmıştın evladım? Ben Levent'e bakmıştım teyzeciğim. Tanır mısınız kendisini? Tanırım tabii. Ama dün gece o eşyalarını topladı gitti çocuğu. Bir şey dedi mi size giderken? Gideceği yeri söyledi mi? Bir şey söylemedi. Helallik aldı. Çok canı sıkkındı. Ben de fazla bir şey sormak istemedim. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ulan Ünsal, ulan Ünsal. Bir adama bu kadar yüklenilir mi ya? Tüm birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine. Şüpheli 30 yaşlarında esmer, 70 boylarında zayıf yapılı. En son Çengelköy Çınar Altı mevkinde görevli. Yakın olan ekipler acil öldüğüye istihbar etsinler. Çengelköy mü? Ya ben oraya çok yakınım. Zaman kaybedemem.
Manyak ulan bu adam, polis arabasını çalıyor. Zehra'cığım neyi bekliyoruz? Hadi gidelim eğlenelim biraz ya. Sen de nişan öncesi bir stres atarsın. Hadi. Ziya'yı bekliyoruz canım. Cuma namazından sonra gelecek. Yarim beyaz fistan giymiş cuma namazından gelir. Ah yarim beyaz fistan giymiş cuma namazından gelir. Semih'cim sen niye gitmedin cumaya? Bak seni de bekleyen bir yarın olurdu. Şansını kaybettin canım. Tüh. Ben sevgilimi bekletmem. Ben onu beklerim. Ay centilmeniz yani. Melis, seni ne zaman evlendiriyoruz ya? Bak bugün işte evde kalacaksın ama. Melis hepinizden önce evlenir. O kesin de. Size burada en son evlenecek kişiyi söyleyeyim mi? Kim? Selin. Aa, Semih. Selin, senin hayatında birisi mi var? Yok canım, şu sıralar kendimi kariyerime adadım. Levent var. Kim? Levent var. Hepimizden gizliyorsun ama var. Zehra. Levent? Zehra. KT 34A 47856 plakalı polis otosu çalındı. Şüpheli erkek 30 yaşlarında gözlüklü, 1.70 boylarında çelimsiz. Yuh arkadaş ya. Ya ben o kadar kısa mıyım? Ayrıca ben o kadar çelimsiz de değilim. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Direkt gömün beni biçin yani. Keyifler yerinde mi millet? Allah razı olsun. Ziya hocam. Heh. Maşallah. Vaazlarınızı duyan geliyor. Camimiz sayenizde o ihtişamlı günlerine tekrar geri döndü. Ya, ya değil mi? Gerçekten de öyle hocam. Özlemişiz kalabalık cemaati. Halil abi haklı. Estağfurullah ya. Hocam. Heh. Bir sorun var da şimdi aklıma takıldı. Şimdi mi takıldı? Hicab abi senin aklına ne zaman soru takılıyor ben anlamıyorum ki zaten. İki dakikada şap diye soru düşüyor aklına. Sor. Hocam, heh, insanların neden iki tane gözü var? Hoppala. Yani ne bileyim Hicab abi, Allah hepimize iki göz vermiş işte ya. Hocam haklısınız da neden iki tane gözümüz var? Niye mesela bir tane de burada yok? Değil mi? Bir tane de burada olurdu tabii. Ya Hicab, Allah aşkına evladım, Allah kullarının iyiliğini ister her zaman, tamam mı? İki göz vermişse bize bir bildiği vardı. Misal, senin kafanın içi hep sorularla dolu değil mi? Kafan karmakarışık böyle, yaz yaz çıkar yaz. Senin şimdi iki tane kafan olsaydı diyelim, ne olurdu bir düşün. Zaten bir tane kafan var, içi hep sorularla dolu değil mi? İki tane olsaydı, o iki kafanın içinde ne sorular dönerdi böyle maazallah birbiriyle çarpışın marpışın. Sonra kafan karışır, soru soramazdın değil mi? Allah ne kadar kötü olurdu yani, bir düşün. O yüzden iki göz hepimize verilen bir şey evladım. Bu yani. Allah razı olsun hocam. Kafam rahatladı biliyor musunuz? Heh, rahatladı mı kafan? Yok, çok şükür ya. Çok güzel anlattın hocam. Senin de rahatladı mı Halil Efendi? İyi, hocam. Hadi git. Hocam. Hoppala. Efendim Kenan Bey. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Estağfurullah, estağfurullah. Nasılsınız hocam? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun. Epeyden beri cumayı kılmıyorduk. Çocuklara dedim ki gidip hocamızın arkasında bu cumayı kılalım. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Size nasip oldu hocam. Duanız da eksik etmezsiniz inşallah. Bundan sonra bütün ekip her cuma arkanızdayız hocam. Öyle değil mi lan? Evet, evet, evet. Evet. Hadi o zaman buyurun, geçelim. Buyurun hocam. Önden arkamdan buyurun mı geleceksiniz? Evet. Buyurun. Buyurun lan.